Merhaba. Bir önceki konuda emizarın olumlu ve olumsuz cümlelerde kullanımına bakmıştık. Bu defa konunun devamı olarak soru cümlelerine bakacağız. Question forms denir bunlara. Öncelikle formuna bir bakalım. Pozitif demiş ve question formlar şeklinde vermiş. I am dediğimizde soru şeklinde bunu am I şeklinde soruyoruz. I am a student dersiniz mesela öğrenciyim. Am I a student? Öğrenci miyim şeklinde. He is, she is, it is. Is he, is she? We are, you are, they are. Are we, are you, are they şeklinde. Örnek cümlelere bakalım. What's your name? Adın nedir? David. Are you married? Evli misin? No, I am single. Hayır, bekarım. How old are you? Kaç yaşındasın? 25, 25. Are you a student? Yes, I am. Öğrenci misin? Evet, öyleyim. Short form'da cevap vermiş. Yes, I am diye. Yes, I am a student da diyebilirdi. Evet, öğrenciyim de diyebilirdi. Burada evet, öyleyim gibi bir anlam çıkarabilirsiniz. Alttaki örnek cümlelere bakalım. Am I late? Geç kaldın mı? No, you are on time. Hayır, zamanında geldin. Is your mother at home? Annen evde mi? No, she is out. Hayır, dışarıda. Are your parents at home? No, they are out. Parents ebeveyn demek. Ben anne baba diye kullanacağım bunları. Annen baban evde mi? Hayır, dışarıdalar. Parents plural olduğu için, çoğul olduğu için is değil de are kullandık bu defa. Karşısında da zaten my parents demedik. They are out dedik. My parents de diyebilirsiniz. Is it cold in your room? Odan soğuk mu? Yes, a little. Evet, biraz. Your shoes are nice. Are they new? Ayakkabıların hoşlar. Yeniler mi? Burada your shoes yerine they kullandık. Are they new dedik. Altta ne demiş? Is she at home? Annen evde mi? Ya da is your mother at home? Is she at home? O evde mi? Is your mother at home? Annen evde mi? Are they new? Onlar yeni mi? Are your shoes new? Ayakkabıların yeniler mi? Bir önceki cümlelerde açıkladığım şeyi vermiş aslında. Soru hallerine bakalım, soru zarflarına. VH questions denir bunlara. WH yani. Where, nerede, nereye demek. What, ne. Who, kim. How, nasıl demek. How'un yanına bazen ek kelimeler gelir, anlamı değişir. Örneğin how much, ne kadar demektir. How much is it diye sorarız. Ne kadar, kaç para anlamında. How old derseniz kaç yaşında olur. How many derseniz kaç tane olur. Ama normalde basic hali, tek how hali nasıl demektir. Why, neden, niçin demek. Örnek cümlelerine bakalım. Where is your mother? Annen nerede? Is she at home? Evde mi? Fark ettiyseniz hep emizarı en başta kullanıyoruz. Eğer bir VH question yoksa şurada olduğu gibi is she at home? Annen evde mi? Eğer where, what gibi bir soru zarfıyla kullanacaksam where is your mother şeklinde kullanıyorum. Sonrasında where are you from? Neredensin? Kanada. What color is your car? It's red. Araban ne renk? Kırmızıdır. How old is Joe? Joe kaç yaşında? He is 24. 24 yaşında. How are your parents? Annen baban nasıl? Are they well? Yine aynı şekilde parents çoğul olduğu için yine they kullandı. Are they well? İyiler mi? These postcards are nice. Bu posta kartları hoş. How much are they? Ne kadarlar? Kaç paralar? Normalde bir şey sorarken how much is it deriz ama birden fazla şey soracaksak eğer how much are they şeklinde sorarız. This hotel isn't very good. Bu otel çok iyi değil. Why is it so expensive? Neden bu kadar pahalı? So'nun birçok anlamı vardır. Çok diyebilirsiniz. Bu kadar diyebilirsiniz. Böyle diyebilirsiniz. Cümledeki anlamına göre değişecektir. Normalde bir önceki konuda gördüğümüz gibi he is yapmıştık. Mesela kısa hallerini yapmıştık. Burada da soru kelimeleriyle de kısaltabiliyoruz. Mesela şurada gördüğünüz gibi what is, what şeklinde kullanılır. Hatta daha çok konuşma dilinde hani what is your name demeyiz de what's your name şeklinde söyleriz. Who is whose, how is how's, where is where's. Örnek cümleler what's the time, saat kaç demek. Where is Lucy, Lucy nerede. Who is that man, bu adam kim. How is your father, baban nasıl. Short answers. Yes I am, yes he is, yes she is, yes it is, yes we are, yes you are, yes they are. Eğer bir yes no question soruyorsanız yani emizar başta kullanarak bir cümle kullanıyorsanız mesela işte are you a student diyorsanız kısa halde yes I am şeklinde cevap verirsiniz. Short form answer'larda negatiflerine bakalım. No I am not, no he is not, no she is not, no it's not, no we are not, no you are not, no they are not ya da daha da kısa hali. No he isn't, no she isn't, no it isn't, we aren't, you aren't, they aren't.
Aşağıdaki cümlelerde ne demiş? Are you tired? Yorgun musun? Yes, I am. Short form'da cevap vermiş burada. Olumlu cevap vermiş. Are you hungry? Aç mısın? No, I am not. But I am thirsty. Hayır, değilim. Aç değilim. Ama susadım. Is your friend English? Arkadaşın İngiliz mi? Yes, he is. Yes, he is English de diyebilir. Short form'da yes, he is diye cevap veriyor. Are these your keys? Keys olduğu için plural, o yüzden are kullandık. Bunlar senin anahtarların mı? Yes, they are. Evet, onlar benim. That's my seat. No, it isn't. Bu benim sandalyem. Hayır, değil. Egzersizlerine bakalım. Find the right answers for the questions. Sol tarafta questionlar, sorular var. Sağ tarafta da cevaplarını vermiş. Eşleştirme yapacağız burada. Hangi cevap hangi sorunun olabilir diye. Where is the camera demiş. Where nerede demekti. Kamera nerede? Cevaplara bakalım. London, no I am not. Yes you are. My sister black. No it's black. In your bag. In your bag bir yer belirti. Çantanda demek. O yüzden cevap in your bag olacaktır. Is your car blue? Burada bir yes no question var. Araban mavi mi demiş. Evet ya da hayırlı bir cevap bulmamız gerekecek. Bakalım. No I am not demiş. Kardan bahsediyor. Sen diye sorma. O yüzden I am not demezsiniz. Yes you are. Yine aynı şekilde. Sen diye bahsediyor. Biz karı tanımlayacak bir şey bulmamız lazım. Object pronoun bulmamız lazım. O da it'tir. Araban mavi mi diye sormuş. No it's black. Hayır siyah şeklinde cevap verebilirsiniz. Is Linda from London? Linda Londra'dan mı? Bakalım cevaplara. London zaten olmaz cevabı. No, she's American. En uygun cevap bu görünüyor. Londra'dan mı? Hayır, Amerikalı. Aslında tam doğru cevap she's from America deseydi biraz daha mantıklı olacaktı. Ama ikisini de kullanabilirsiniz. Amerika'dan ya da Amerikalı şeklinde kullanabilirsiniz. Am I late? Geç mi kaldım? Geç kaldım mı? Yes, no question'e yes ya da no'lu bir cevap vermemiz gerekecek. Yes, you are görüyorum burada. C şıkkında. Evet, geç kaldın. Where is Anne from? Anne nereden? Bir şehir ismi vermemiz gerekecek ya da ülke ismi. Ne var burada? London var. Londra'dan. A şıkkı. What color is your bag? Çantan ne renk? Bir renk bulmamız gerekecek burada. E şıkkında görüyorum. Black, siyah. Are you hungry? Yes, no question'dır. Aç mısın? No, I am not. Hayır, değilim. B şıkkı. How is George? George nasıl? Very well. Görüyorum burada. I şıkkı. George nasıl? Çok iyi. Who is that woman? Bu kadın kim? My sister. De. Benim kız kardeşim. Make questions with these words demiş. Cümle içerisindeki tüm kelimeler vermiş. Biz bunları sıraya dizeceğiz şimdi. Ne şekilde yapacağımızı göreceğiz. Is at home your mother? Soru formunu söyleyeyim. Emizar başta olur. Sonrasında özne gelir. Sonrasında diğerleri gelir. Zaten çok basit cümleler bunlar. Hemen sıraya koyabileceksiniz bence. Is your mother at home? Is yardımcı fiil. Your mother subject yani özne. At home evde mi? Your parents are well. Your parents are well derseniz eğer olumlu cümle olur. Annem baban iyiler. İyiler mi diye soracağız. O yüzden arı başı alıyoruz. Are your parents well? Interesting is your job. Is'i başa aldım. Your job interesting. Is your job interesting. İşin ilginç mi? İlgi çekici mi? The shops are open today. Are the shops open today? Dükkanlar bugün açık mı? From where are you? Zaten bildiğiniz bir kalıptır. Dedim ya VH question'larda önce başa alırız, where'i alırız, sonra are deriz, sonra you from şeklinde gideriz. Where are you from diye cümle kurarız. Neredensin? Interested in sport. You are. Are you interested in sport? Is near here the post office? Is the post office near here? Postane buraya yakın mı? Near burası, near yakın demek. Here burası, buraya yakın mı şeklinde çeviriyoruz. At school are your children? Are your children at school? Çocukların okuldalar mı? Yine VH question var 9.sunda. Why are you late? Neden geç kaldın? Complete the questions. Use what, who, where, how. Cümleleri tamamlayın demiş. Use kullanmak demek. What, who, where ve how kullanın. What ne, who kim, where nerede, nereye, how da nasıl demek.
az önce de söylediğim gibi how much ya da how old dersek anlamları değişecek. Cevapları vermiş sağ tarafta. They are very well. Çok iyiler. O zaman annem baba nasıl diye soracağız. How are your parents şeklinde. Your parents olduğu için s takısı olduğu için çoğuldur. O yüzden how is demiyoruz. How are diyoruz. Çoğullarda are kullanıyoruz. At the end of the street. Caddenin sonunda. The bus stop sormuş. Bus stop nerede diye soracağız. Nerede için where kullanabiliriz. Where is the bus stop? At the end of the street. 5, 6 and 10. 5, 6 ve 10. Yaşlarını söylemiştir. Your children, children plural'dır. Yani çoğuldur. Çocukların demek. O yüzden kaç yaşındalar diye soracağız. How old'dur kullanımı. How old your children? How old are your children? I'm sorry. 5, 6 and 10. 1.50 a kilo pound. 1.50 pound a kilo. Kilosu 1.50 pound. Bu portakallar kaç para diye soracağız. How much is it diye sorduk normalde. Oranges dediği için, plural olduğu için how much are these oranges şeklinde kullanıyorum. Skiing, kayak yapmak demek. En sevdiğin, en favori sporun nedir? En sevdiğin sporun nedir? What is your favorite sport şeklinde sorarız. What is your favorite sport? That's my father. O benim babam. Soruda da şunu vermiş. The man in this photograph. Bu fotoğraftaki adam kimdir diye soracağız. Kim için who kullanıyoruz. Who is the man in this photograph? That's my father. Bilek. Siyah. Rengini söylemiş. Your new shoes. Yeni ayakkabıların ne renkler? Çoğul. New shoes. What color are your new shoes? Write the questions demiş. Burada promptlarını vermiş. Cevaplarını da vermiş. İki kişi karşılıklı konuşuyorlar burada. Paul olduğunu söylemiş. Adını soracağız. What's your name? No, I am Australian demiş. No diye cevap verdiğine göre sen Amerikalı mısın diye soracağız. Yani yes, no question. Emizar başta. Are you American? No, I am Australian. I am 30. 30 yaşındayım. Kaç yaşındasın diye soracağız. How old are you? No, I am a lawyer. Hayır, avukatım. No dediğine göre teacher mısın, öğretmen misin diye soracağız. Are you a teacher? No, I am a lawyer. Yes, I am demiş. Evet, öyleyim. Married, evli demek. Evli misin diye soracağız. Are you married? Yes, I am. No, she is a designer. Hayır, o bir tasarımcı. Eşinden bahsediyor burada. Wife, eş demek. Wife and husband diye geçer. Erkekler için husband diyoruz. Kadınlar için wife diyoruz. Eşin avukat mı? Hayır, tasarımcı. Is your wife a lawyer? No, she is a designer. Senin eşin diye sorarken is your wife şeklinde soruyorum. Nereden diye soracağız. She is Italian demiş. İtalyan. Where is she from? Normalde sen neredensin derken where are you from diyorum. Başkasından bahsederken where is she from diye soruyorum. Anna, her name demiş. Adı ne diye soracağız. What is her name? Onun ismi nedir? Anna. What is your name diye soruyorum. Başka birinden bahsettiğim için, bir kadından bahsettiğim için her kullanıyorum burada. What is her name? She is 27. Kaç yaşında? How old şeklinde kullanıyoruz. How old is she? She is 27. Write short answers demiş. I am, yes I am, no he isn't, etc. Yes no questionlar kullanacağız yani yine. Are you married? Evli misin? No I am not. Ya da yes I am şeklinde. Are you thirsty? Susadım mı? No I am not. Yes I am. Is it cold today? Bugün hava soğuk mu? Is it daha önce de söylemiştim. It burada weather yerine the weather hava. Hava yerine it kullanıyoruz. Is it cold today? Hava bugün soğuk mu? No it isn't. Ya da yes it is. Are your hands cold? Ellerin soğuk mu? Hands çoğul olduğu için they kullanacağım bunların yerine. Yes they are. Ya da no they aren't. Is it dark now? Şu an karanlık mı? Yes it is. Ya da no it isn't. Are you a teacher? Öğretmen misin? Yes I am. Ya da no I am not. Bir sonraki derste görüşmek üzere.